Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ deprem konutları ve memur maaşlarının zam oranı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeleri ihmal etmediklerine, Ekim ve Kasım ayından itibaren tamamlanan konteynerların teslim edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları ile ilgili olarak da enflasyon rakamlarına göre memur zamlarının da netleşeceğini söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Elazığ merkezde hububat alımlarının 19.06.2023 tarihinden itibaren organize sanayi bölgesinde bulunan Ergünler Tarım Lisanslı Depoculuk Şirketi üzerinden başlatıldığını bildirdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Elazığ merkezde hububat alımlarının 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren organize sanayi bölgesinde bulunan Ergünler Tarım Lisanslı Depoculuk Şirketi üzerinden başlatıldığını bildirdi. Milletvekili Keleş, hububat alım sorununa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Elazığ merkezinde hububat alımları 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren organize sanayi bölgesinde bulunan Ergünler Tarım Lisanslı Depoculuk Şirketi üzerinden başlatılmıştır. 25 Haziran 2023 tarihine kadar serbest olarak alımlar devam etmiş, ilimiz dışında başka illerden üreticilerin lisanslı depolara ürün teslim etmesi, ilimiz çiftçilerinin yoğun şikayetlerine sebebiyet vermiştir. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren lisanslı depolar, Toprak Mahsulleri Ofisi sistemine entegre olacak ve alımlarını randevulu şekilde yapacaktır. Ticaret Bakanlığı, lisanslı depolarında Toprak Mahsulleri Ofisi gibi randevulu alım yapması yönündeki talepleri dikkate alarak harekete geçti. Bu konuda bir yazı kaleme alan bakanlık, faaliyet izni almış tüm lisanslı depo işletmelerine ivedilikle randevulu alım sistemine geçmeleri yönünde talimat verdi. Bakanlık yazısında kurumumuzun talebindeki şu ifadelere de yer verdi. Ürün alımlarında üretici mağduriyetinin önüne geçmek, alımları planlı şekilde yürütmek ve tüm üreticilere eşit hizmet vermek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi randevulu alım sistemini kullanmaktadır. Lisanslı depo şirketlerinin herkese eşit hizmet vermesini temin etmek üzere lisanslı depoların boş depo kapasitelerinin öncelikli olarak üreticiler tarafından kullanılmasını sağlamak ve söz konusu şikayetlerin önüne geçmek amacıyla ürün alımlarında lisanslı depolarında randevu sistemine geçmesi uygun olacaktır ifadelerine yer verdi. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ genelinde 26 Haziran 2023 tarihinden itibaren Ergünler Tarım Lisanslı Depoculuk Şirketi randevu alım sistemi başlatılmıştır. Kuvancılar ve Tunceli Akpazar beldesinde alım merkezleri kurulmuş, randevu sistemi açılmış ve 5 Temmuz 2023 tarihi itibariyle alım işlemlerine başlanacaktır. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine Keban Yolu üzerinde Cip Köyü mevkiinde bulunan Gül Gıda Tesislerinde alım işlemi yapılabilmesi için çalışmalar yapılmış ve son aşamaya gelinmiştir. Cip Köyü Alım Merkezi için randevu sistemi 7 Temmuz 2023 tarihinde açılacak olup 10 Temmuz 2023 tarihinde alım işlemleri başlayacaktır. Günlük alım kapasiteleri açılan alım merkezlerinin ürün boşaltma ve depolama sistemine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle günlük alım kapasitesine göre merkezi randevu sistemi üzerinden yapılmaktadır. Üreticilerimiz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ürün miktarı kadar ürün teslimi yapabilmektedirler. İlimizde hasat döneminde biçer döverlerin aynı anda birçok yerde hasada başlaması nedeniyle çiftçilerimiz hasat ettiği ürünü direkt tarladan alıp teslim etmek istemektedir. Bu nedenle aşırı şekilde bir yoğunluk yaşanmaktadır. Ürünlerini hasat eden çiftçilerimizin ürününü uygun bir yerde bekletmesi yaşanan yoğunluğu azaltacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerimizin ürünlerini satın almak için tüm tedbirleri almış durumdadır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Bal yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı milletvekillerinin girişimleriyle TMO tarafından alımların başlayacağını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Bal, çiftçilerin beklediği müjdeli haberi vererek Cumhur İttifakı milletvekillerinin girişimleriyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahıl alımına başlayacağını duyurdu. Çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum, bol bereketli hasatlar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın fiyat açıklamasıyla beraber, arpanın kilogram fiyatının 7 lira açıklamasıyla beraber Toprak Mahsulleri Ofislerine çok ciddi bir çiftçilerimiz tarafından talep oluştu. Elazığ'da da geçmiş yıllarda Toprak Mahsullerine satılan ürün çok kısıtlı, çok az olduğu için Toprak Mahsulleri Ofisi de buna göre böyle bir taleple karşılaşacağını öngöremediği için ilk zamanlarda böyle bir ön hazırlık noktasında, depoların hazırlanması, temizliği, sterilizasyon noktasında biraz bir gecikme oldu. Bu süreç içerisinde Cumhur İttifakı milletvekillerimiz, özellikle ben Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Semih Şıkver'e de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yoğun bir telefon trafiğiyle hızlı bir şekilde alımlar başladı. Lakin birçok bölgede hasat yapıldığı için organize sanayi bölgesinde bulunan depo tek başına yeterli kalmadı. Bu süreç içerisinde bizim de girişimlerimiz sonucu, ajans müdürümüz burada Murat Öz'le de görüşmelerimiz sonucunda alımların Kovancılar'da 7. ayın başı itibariyle randevuların başlayacağı bize deklar edildi. Biz bunu çiftçimize de buradan duyuruyoruz. Çok yoğun bir de Kuzova'da talep vardı. Kuzova'da da normal lisanslı bir depo olmadığı için bunu da girişimlerimiz sonucu silolar yapılarak alımlar başlanacak. Bu süreç içerisinde de şu anda iş makinelerimiz özel idare ortaklığında çok şükür çalışmaya başladılar. Saha hazırlıkları yapılıyor. 7. ayın 7'si itibariyle de randevuları açılacak. Ondan sonra da çiftçilerimiz rahat bir şekilde randevusunu aldıktan sonra mahsulünü oraya teslim edecektir. Tabii ki zor. Çiftçilerimizin alın teri, uzun bir süre bu iş için çalışıyorlar. İlk defa da belki de uzun yıllar sonra güzel bir mahsul almak nasip olacak kendilerine. Ben şimdiden kendilerine alacakları mahsulde bol bereket, bol rızık diliyorum. Hayırlı hasatlar diliyorum. İnşallah biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir noktada da onları yalnız bırakmayacağız. Onları sisteme de köle etmeyeceğiz. Bu süreç içerisinde bazı yasal prosedürler de var. Ben çiftçilerimize bu konuda istirham ediyorum. Bu konuda da hani böyle biraz daha tık olsunlar. Belli banka hesaplarının açılması, bu tür noktalarda biraz daha tık olsunlar ama biz dediğim gibi çiftçimize bu müjdeyi veriyoruz Allah'ın izniyle. Piyasadaki düşük fiyata değil, devletin eliyle, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin eliyle daha iyi bir fiyata, daha güzel bir fiyata biz ürünlerini aldıracağız inşallah. Bu müjdeyi de burada bütün çiftçilerimize veriyorum. Elazığ Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları başladı. Toplantının ilk oturumunda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Elazığ Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumlarına başladı. Meclis Başkanlığı'nı Aydın Karan'ın yaptığı oturumların birinci bileşimi gündem dışı maddelerin görüşülmesiyle başladı. Evet, gündem maddelerine geçelim. Daha sonra mecliste imar komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kalmıştır. Birleşim gündemin 9. maddesi olan Elazığ Belediyesi 2023 mali yılı ek bütçe talebinin oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmesiyle sona erdi. Gündem madde 9. İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk birleşim ile başladı. İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk birleşimle başladı. Kıymetli arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bugün 6. günü. Ben sizlerin ve tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe ve köylere yapılacak olan yatırımlar görüşülerek karara bağlandı. Alacakaya ilçesi Çataklı köyünde bulunan kanalizasyon şebekesinin İncelenmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Sevgili seyirciler, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, borç yapılandırılmasının son başvuru tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Erman, son başvuru tarihinin 3.07.2023 olduğunu ancak deprem dolayısıyla bu sürecin ay sonuna kadar uzatıldığını söyledi. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, borç yapılandırılmasının son başvuru tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Erman, son başvuru tarihinin 3 Temmuz 2023 olduğunu ancak deprem dolayısıyla bu sürecin ay sonuna kadar uzatıldığını söyledi.
Erman açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bilindiği üzere 9 Mart 2023 tarihli ve 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu kanunla kurumumuz tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen 2022 Aralık ve önceki aylara ait olup kanunun yayım tarihi olan 12 Mart 2023 tarihi veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar yapılandırılmaktadır. Yapılandırmanın son başvuru tarihi hususunda her ne kadar 7440 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının A bendi uyarınca borçluların kapsama giren kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye, birime, şahsen, posta yoluyla, e-devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59'a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir denilmiş olsa da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ödeme vadesi geçmiş borçları bu kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olup, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas, Gürün ilçesi ve Şanlıurfa illerindeki yerler için başvurunun süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi 31 Temmuz 2023 takip eden 3. ayın sonuna kadar bu tarih dahil 31 Ekim 2023'e kadar uzayacak. İlk taksit ise başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu tarih dahil 30 Kasım 2023, diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde bu kanun hükümlerine göre ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verdi. Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, memur maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili konuşarak iyileştirmenin Türkiye 100 yılına yakışacak şekilde olacağına inandıklarını söyledi. Memur Sen Elazığ Temsilcisi İbrahim Bahşi, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan ara zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Değerli basın mensupları, 3 Temmuz'da açıklanması beklenen Haziran ayı enflasyon verileri, Kurban Bayramı ve fiyat raporlamaları nedeniyle 5 Temmuz'a ertelendi. Yıl başından itibaren 5 aylık süreçte enflasyon %15.26 ve enflasyon farkı ise %6.72 olarak gerçekleşmişti. 5 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Meclise gelmesi beklenen en düşük devlet memuru maaşının 22.000 TL'ye çıkarılacak düzenlemenin dışında tutulması gereken 6. dönem toplu sözleşmede hüküm altına aldığımız %6 artış ve enflasyon farkı çalışanlar arası ücret adaleti konusunda yeni tartışmaların önüne geçmede önemli katkı sunacaktır. Aynı zamanda yapılacak düzenleme Ocak ayında olduğu gibi refah payı olarak verilmeli, enflasyon farkında dikkate alınmamalı, siyasi irade tarafından da ifade edilen kamu görevlilerine kira yardımı hususu ve birinci dereceye 3600 ek gösterge konusu da çözüme kavuşturulmalıdır. Bahşi, Temmuz ayında hukuken 1 Ağustos tarihinde başlayacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine işaret ederek 7. dönem toplu sözleşme sürecine özel ihtimal gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Farklı başlıklar üzerinden birçok kesimi ve alanı ilgilendiren uygulamaların hayata geçirildiği 2023 yılı alım gücünü yükseltecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, eksiklikleri giderecek, ilave tedbirler ve iyileştirmelerle Türkiye 100 yılına yakışır şekilde tamamlanacağına inancımız tamdır. Türkiye 100 yılını ortak akılla, paydaşlıkla, sorunlara aynı pencereden bakarak ve adil kararlar alarak birlikte inşa edeceğimiz önümüzdeki önemli bir süreç var. Fiilen Temmuz ayında, hukuken 1 Ağustos tarihinde başlayacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, mağduriyetlerin bitmesi, tekliflerin kazanıma dönüşmesi ve beklentilerin hayata geçmesi halinde
Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Değerli basın mensupları, kamu işvereni de 4688 sayılı kanunun süre yönünden zaaflarını ve kapsam yönünden eksikliklerini dikkate alarak 7. dönem toplu sözleşme sürecine özel ihtimam göstermeli, pazarlığı kolaylaştıracak, süreyi tasarruflu kullanacak şekilde masaya teklifle gelmelidir. Başkan Bahçeli, Türkiye yüzyılının ortak akılla, paydaşlıkla, sorunlara aynı pencereden bakarak ve adil kararlar alarak birlikte inşa edileceğini söyleyerek, kamu görevlilerinin ücret skalasındaki bozukluğun giderilmesi gerektiğini ifade etti. Mühendis, şube müdürü, akademik personel başta olmak üzere kamu görevlilerinin ücret skalasındaki bozukluğun giderilmesi, alım gücünün yükseltilmesi, çarpıklığın düzeltilmesi, kamu personeli sisteminin onarılması ve emeğin, birikimin, kariyerin hak ettiği konuma gelmesi için mücadelemiz devam edecektir. Elazığ'da Kurban Bayramı boyunca meydana gelen 13 kazada 43 kişi yaralanırken 4 kişi de yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte çok sayıda vatandaş memleketi Elazığ'a geldi. Elazığ'daki trafikteki araç sayısının artması kazaları da beraberinde getirdi. Arefe gününden Kurban Bayramı'nın son gününe kadar Elazığ'da toplam 13 kaza meydana geldi. Kazalarda bazı araçlar yola çıkıp şarampole düşerken bazı araçlar da trafikte çarpıştı. Kentin birçok farklı noktasında meydana gelen kazalar sonucunda 43 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti. Çok sayıda araçta da maddi hasarlar meydana geldi. Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün erişime açılan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci sınavdan aldıkları puanlara göre lise tercihini yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından öğrencilere destek sağlanması için erişime açılan LGS tercih robotu ise öğrencilerin tercih yapmasını kolaylaştıracak. 2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav puanlarını öğrenen adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında LGS tercihleri için tarihler belli oldu. Buna göre 2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından eokul.mep.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul İmam Hatip Ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esaslı nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak. Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor. Öğrenci ve veliler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Tercih robotunun okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve kayıt alanı dışındaki okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor. Birinci ve ikinci yerleştirme esasındaki sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 19 Temmuz'a kadar gerçekleşecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz'da map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bir hisse iyiliğe vesile sloganı ile yola çıkan Beşir Derneği hem yurt içi hem de yurt dışına kurban bağışlarını ulaştırdı. Derneğin il temsilcisi Burhanettin Arslan kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Beşir Derneği, bir hisse iyiliğe vesile sloganıyla Kurban Bayramı öncesi bağışçılardan destek topladı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 2023 Vekaleten Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye'de kesilen etlerin şu anda Hatay İskenderun İgzaç Konteyner Kenti'nde depremzede vatandaşlarımıza dağıtım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Rabbim tüm bağışlarımızdan razı olsun. Toplanan bağışlar yurt içinde ve yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşarak kurban etlerini ulaştırdı. Şu anda Nijer'in Tilaberi kırsalındayız. Bayramın birinci günündeyiz. Kesimlerimizi bitirdik. Dağıtımlarımızı yaptık. Devam ediyoruz dağıtımları yapmaya. Ve şu anda çocuklarla bayram sevincini yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Allah Teala Hazretleri tüm bağışçılarımızdan, gönüllerimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın inşallah. Beşir Derneği Elazığ İl Temsilcisi Burhanettin Aslan, bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmaya devam ettiklerini söyledi. Mazlum coğrafyadaki insanların gönüllerine dokunduk elhamdülillah. Deprem bölgesinde, Elazığ'da ve yurt içindeki çeşitli Kur'an kurslarındaki kişilerin, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunduk. O coşkuyu, o sevinci vesilenizle sizin yapmış olduğunuz ihtiyaç sahiplerine elhamdülillah bağışlarınızı ulaştırmış olduk. Bunun mutluluğunu inşallah yaşıyoruz. Çok mutluyuz elhamdülillah. Aslan hem mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine hem de depremzedelere kurban etlerinin ulaştırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti. Bize bağışta bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ederiz. Bu coşkuyu bize yaşattığınız için Allah sizden razı olsun. İnşallah ebedi alemde de gerçek coşkuyu yaşamaya Rabbim bu vesileyle bize nasibi müyesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Tüm hayırlarınıza vesile olmak için Beşir Derneği olarak hizmetinizdeyiz. Elazığ'da bulunan Kaya Karakaya barajında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Elazığ Bingöl Karayolu sınırlarında bulunan Kaya Karakaya barajında yüzlerce ölü balığın kıyıya vurulduğu görüldü. Balıkların neden öldüğü bilinmezken yetkililer barajdan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Baraj sahası yakınında bulunan balık işletmeleri ölü balıkların neden kıyıya vurulduğuyla alakalı inceleme başlatılmasını istiyor. Yeniden Refah Partisi Elazığ Gençlik Kolları piknik alanlarına atılan plastik poşetleri topladı. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Gençlik Kolları 3 Temmuz Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü sebebiyle piknik alanlarına atılan plastik poşetleri topladı. Çalışma sonrasında açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yusuf Yılmaz, bugün 3 Temmuz Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü. Bu özel günün amacı dünyada tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımını sınırlamak için bir farkındalık yaratmak. Plastik poşetler dünyadaki plastik kirliliğinin başlıca suçlularından biri olarak görülüyor. Doğada çözünmeden yıllarca kalabilen plastik poşetler çevreye ve canlılara olan etkisi nedeniyle çok tartışılıyor. Dolayısıyla plastik poşetleri kullanmamaya özen göstermeliyiz dedi. Sevgili seyirciler, Yetimler Vakfı Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı. Yetimler Vakfı yardım elini uzattı. Binlerce yetime tüm yurtta kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Muhammed'e hepsine. Vakfın şubesi Elazığ'da da Merkez, Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde yüzlerce yetim aileye kurban eti dağıttı. Yetimler Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci, yetim çocuklara yılın her ayında düzenli burs verdiklerini, gıda, giyim yardımları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayramlar.
Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Ulukent Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın binanın 4. ve 3. katlarına da sıçradı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sevgili seyirciler, televizyonlarımızda Kürsü Başı programı hazırlayan ve sunan Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı, çok değerli abimiz Hüseyin Karlıdağ'ın oğlu Ömer Ertem Karlıdağ, Ömer Ethem Karlıdağ bekarlığa veda etti. Televizyonlarımızda Şahni Şenli Kürsü Başı programını hazırlayan ve sunan Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ'ın oğlu Ömer Ethem Karlıdağ hayatını Seren Kılıç'la birleştirdi. Düğün törenine AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin salona çıkarılmasına eşlik eden Çayda Çıra ekibine baba Hüseyin Karlıdağ da sesiyle eşlik etti. Düğün töreninde kıyılan nikahta genç çift, şahitlerin ve davetlilerin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. İyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanınızda bulunan Ömer Ethem Karlıdağ Beyefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Ömer Ethem Karlıdağ Beyefendi, siz de hiçbir baskı ve etki altında kalmadan tamamen kendi özgür hür iradenizle iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanınızda bulunan Seren Kılıç Hanımefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Medya grubumuz olarak Ömer Seren Karlıdağ çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, genç çiftimize, kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Kurban Bayramı'nın ardından Elazığ Spor transfere hız verdi. İlk etapta iç transferi çözmek isteyen Bordo Beyazlı yönetim, Kaptan Yiğitcan Erdoğan, Zeki Korkmaz, Hakkı İsmet Şimşek ve Emre Akgün'le yeni sezonda da birlikte olamayacaklarını açıklayarak vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Elazığ Spor'da transfer çalışmaları Kurban Bayramı'nın ardından hız kazandı. İlk etapta iş transferi çözmek için kolları sıvayan transfer komitesi,
Aralarında Kaptan Yiğitcan Erdoğan'ın da olduğu Zeki Korkmaz, Hakkı İsmet Şimşek ve Emre Akgün'le yeni sezonda birlikte olmayacaklarını belirterek vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Elazığ Spor Yönetimi Kaptan Yiğitcan Erdoğan'la ilgili yapmış olduğu paylaşımda 4,5 sezon boyunca Ay Yıldızı, Çaydı Çıra Armalı formamızı 88 kez terleten, takımımıza ağabeylik yaparak büyük fedakarlıklar gösteren takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan'ın sözleşmesi sona ermiştir. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı kaptanımız Yiğitcan Erdoğan'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz denildi. Zeki Korkmaz, Hakkı İsmet Şimşek ve Emre Akgün için de paylaşımı yapan yönetim, bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları emeklerinden dolayı Zeki Korkmaz'a, Emre Akgün ve Hakkı İsmet Şimşek'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz açıklamasını yaptı. İç transferle birlikte dış transfere de yüklenen Elazığ Spor, daha önce görüşü prensipte anlaşma sağladığı karşı yakalı stoper Metin Peker'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo Beyazlı temsilcimiz Entegre Solar Elazığ Spor ilk dış transferini gerçekleştirdi. Daha önce görüşülerek prensip anlaşmasına varılan karşı yakadan stoper Metin Peker, Elazığ'a davet edilerek kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalandı. Elazığ Spor Kulübü'nden transfer ilişkin yapılan açıklamada, takımımız geçtiğimiz sezon karşı yakada forma giyen 1993 doğumlu stoper Metin Peker'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun ifadelerine yer verildi. Bordo Beyazlı Transfer Komitesi'nin daha önce görüşüp namız yokladığı bazı isimlerle de önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Elazığ 2. Amatör Lig'de sezon sona ererken Yazı Konak Gücü Spor, Harput Fırat Spor ve Beyhan Belediye Spor takımları gruplarını ilk sırada tamamlayarak 1. Amatör Lig'e yükseldiler. Elazığ 2. Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu sona ererken şampiyonlar da belli oldu. Gruplarını ilk sırada bitiren Yazı Konak Gücü Spor, Harput Fırat Spor ve Beyhan Belediye Spor takımları önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandılar. Son haftaya namağlup lider giren A grubu şampiyonu Yazı Konak Gücü Spor, en yakın rakibi Yurtbaşı Spor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ikili averajla şampiyonluğunu ilan etti ve kupasını Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli'nin elinden aldı. Kulüp başkanı Mehmet Telli başta, Mehmet Temel hocamız başta olmak üzere yönetici arkadaşlarımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. İlk kurduğumuz yılda şampiyonlukla tanıştınız. 1. maçında hoş geldiniz. Hayırları vesile olsun. Şampiyonluk kupasını da yine eski eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Yaşar abi. Geç. Kaptan. Poz verin, tarafa poz verin. B grubunda ise Harput Fırat Spor son maçında lig sonuncusu Rıza'ya Gençlik Spor'a sürpriz bir sonuçla 3-1 mağlup olarak namağlup ünvanını kaybeden bir diğer şampiyon takımı oldu. C grubunda Beyhan Belediye Spor son maçında Sürsür Spor'la golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, Sürsür Spor'un daha önce yapmış oldukları Beyhan Belediye Spor maçında çıkan olaylar neticesinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapmış olduğu itirazın sonucu geldiğinde bu karar kamuoyuyla paylaşılacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan A grubundan Yurtbaşı Spor, B grubundan Adalet Spor, 1. Amatör Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek playoff maçları oynamaya hak kazanırken, C grubunda ise Sürsür Spor'un AFD'ye olan itirazı reddedilirse, Alacakaya Krom Spor'la playoff grubuna kalacak takımı belirleyecek bir final maçı daha oynanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları için kayıt alımlarına başlandığını duyurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor okulları için birçok branşla kayıt alımlarına başladı.
Geçtiğimiz yıl 8 bin öğrenci ağırlayan Gençlik Spor bu yılda 12 bin öğrenci ağırlamayı hedefliyor. 210 uzman eğitmen kadrosu ile hizmet veren Gençlik ve Spor ailesi çocukları ve gençleri kayıtlarını yapmak için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bekliyor. Açılacak olan okul sporları yaz kurslarında atletizm, badminton, basketbol, boks, jimnastik, güreş, kickboks, judo, tenis, eskrim, handbol, futbol, karate, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim verilecek. Gençlik merkezi yaz kurslarında ise bağlama, gitar, ney, keman, bilgisayar destekli 3B, piyano, bendir, İngilizce, resim, akıl ve zeka oyunları, canlılar dünyası, ses eğitimi, bilgisayar programlama teknikleri, satranç, halk oyunları eğitimleri verilecek. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler ve çocuklar, yaz ayına giriyoruz, karnelerimizi aldık. Zamanımızı daha verimli değerlendirebilmek için gençlik merkezlerimize, genç ofislerimize ve spor tesislerimizde sizleri bekliyoruz. Tabii buradan velilerimize de sesleniyorum. Özellikle çocuklarımızı hem zamanlarını verimli geçirebilmeleri adına serbest bırakmak gerekiyor. Kitap okumaları için mutlaka teşvik edelim ama aynı zamanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne getirelim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kapısını çalalım, gerek sosyal kurslarımızdan yararlanmalarını sağlayalım. Bu çocuklarımızın bu şekilde birçok kazanım elde edeceğini belirtmek istiyorum," dedi. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.